Histeroskopi rahim içinin bir kamera sistemiyle, ince bir kamera sistemiyle görüntülenmesi esasına dayanan bir yöntem aslında. Bu hem tanı amacıyla kullandığımız hem de tedavi amacıyla kullandığımız bir yöntem. Nasıl yapıyoruz? Hastamıza küçük bir anestezi genellikle bazen veriyoruz. Bazı durumlarda vermiyoruz. Vererek rahim içerisi genellikle sıvı, özel sıvılarla şişirilerek rahim içi zarı, rahim içi tabakası gözlemlenip buradaki olası bazı problemlerin tedavi edilebildiği bir yöntem histeroskopi. Histeroskopi en çok ultrasonla veya rahim filmi dediğimiz HSG ile tanı koyduğumuz bazı anormalliklerde, bazı yer kaplayıcı lezyonların tedavisinde kullanıyoruz. Ne bunlar? Polip dediğimiz tamamen iyi huylu olan bazı gelişimsel problemler. Onun yanı sıra neler var? Miyomlar var. Miyomlarda kullanıyoruz, tedavi amacıyla kullanıyoruz. Veya doğumsal olarak rahimin kendi şekilsel bozukluklarında da kullanıyoruz. İşte rahimin içerisindeki perdelerde kullanıyoruz. Veya rahimin yan duvarlarının aşırı dar olması durumlarında, T şekilli uterus dediğimiz durumlarda kullanıyoruz. Bazen de hiç bir gerekçe yok iken arka arkaya çok fazla başarısız denemesi olmuş hastalarımızda da rahim içi zarının veya rahim iç tabakasının endometriumun gözlemlenmesi amacıyla tamamen tanısal amaçlarla da histeroskopiye başvurduğumuz olmakta.